Değerli dostlar bugün Muhammed Hüseyin Şehriyar'dan söz edeceğiz. 20. yüzyılın en büyük Türk şairlerinden birisi. Aynı zamanda büyük bir düşünür Şehriyar. Şehriyar yani Bahtiyar ve Hapsade nasıl Kuzey Azerbaycan'ın en büyük 20. yüzyıl şairi ise benim görüşümce Şehriyar da yine o çağın en büyük Güney Azerbaycan şairidir ama sadece Güney Azerbaycan'ın yani İran Azerbaycan'ın değil bütün İran'ın da en büyük şairi sayılmasa İranlılar Bahtiyar Hafsade'nin bu kardeşinin bu ikiz kardeşi kadar yakın kişiliğin ölüm gününü şehriyarın ölüm gününü İran'da şairler günü olarak ilan ederler. Evet İran'da şairler günü vardır. O da şehriyarın ölüm günüdür. Ve şehriyar bugün çok bakımlı bir türbede doğduğu Tebriz'de yatıyor. Oraya gidenler de mutlaka Şehriyar'ın türbesini ziyaret ederler. Ben ilk defa 1961'de Şehriyar'ı duydum. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi birinci sınıfta bir arkadaşım oldu. İran'dan gelen Tebrizli Reza Mostofizade. Reza Mostofizade o dönemde daha yeni basılmış bir kitap getirdi. Tabii ki İran'da bizim eski yazı dediğimiz Arap yazısı geçerli. Oradan okuyup bana anlatıyordu. Onu dinleye dinleye o kitabın aşığı oldum. Ve yıllardan beri birçok kıtasını ezberden severek okurum. O kitap şehriyarın en büyük eseri dünya edebiyatında çığır açan, Türkçe yazanlar için örnek olan birçok kişinin o tarzda şiirler yazmaya çalıştığı bir uzun şiirdi. Haydar Baba'ya selam. Haydar Baba'ya selam. Haydar Baba ne? Haydar Baba'ya şehriyarın köyünde yani Hoşgenap köyünde bir dağ. Ama öyle çok da büyük bir dağ değil. Fakat bu şiir o kadar yayıldı ki o dağ büyüdü büyüdü Himalaya kadar oldu. Ve kendisi de yani bunu aslında söylüyor bir şiirinde. Diyor ki ben öyle bir yaptım ki diyor bu işi eledim diye söylüyor. Bakın ne söylüyor. Bak ki Heydar baba efsane tek olmuş bir gaf. Men küçük bir dağı ser menzili anga eledim. Yani anka kuşunun e, oturduğu yer haline getirdim, büyüttüm diyor. Doğrudur. Ama gelin bu şiirden madem ki söz açıldı, onu da sürdürelim. Derya eledim şiirin adı. Türkiye, yani Türkçe, bir çeşme ise men onu derya öledim. Tabii ki bu İran için söylüyor bunu. Bir soyuh merekeni mehşeri kübra öledim. Bir ışıltıydı seha olduzu tek görsenmez. Gözyaşımla men onu egdi süreyya öledim. Türkin'in canın almıştı hayasız tağut. Men hayat aldım ona hak için eh ya öledim. Ne tek İran'da benim velvele salmış galemim. Bak ki Türkiye'ye Kafkaz'da ne Kafka öledim. Evet yani hem Kafkaz'da hem Türkiye'de bu Haydar Baba'ya selam yayıldı gitti. Onu sona saklayalım ve biraz başka şeylerden söz edelim. Evet Türk dili Şehriyar'ın hayatında çok önemli bir nokta. Şehriyar önce Farsça yazdı. Farsça şiirleriyle de çok tanınmış bir şair haline geldi bütün İran'da. Hatta onun için yani bazı İranlı edebiyatçılar gelmiş geçmiş en büyük Fars şairi filan gibi değerlendirmeler de yaptılar. Onu Hafız'la kıyaslayanlar oldu. Hafız İran'ın gelmiş geçmiş en büyük şairidir ve her İranlı'nın elin, elinde, evinde bir Hafız divanı vardır. Çok da güzel. böyle özene özene yapılmış resimlerle falan süslü bir divandır. Ondan bende de bir divan var. Bu arada onu söyleyeyim evet. Hatta açar İranlılar ondan fala bakarlar. Ya yani rastgele açarlar işlerinin iyi gidip gitmediği konusunda Hafıza başvururlar. O kadar önemlidir. Ama Hafız'la kıyaslanmıştır Şehriyarda. Fakat annesi bir gün diyor ki: "Balam, duyuyorum ki çok tanınmış, beğenilen bir şair olsun, olmuşsun. Ama ben senin dediklerinden başa düşmürem diyor. "Anlayamıyorum." diyor. Çünkü annesi Farsça bilmiyor. Yani İran'da birçok Türk kadını Farsça bilmez erkeklerden dahi bilmeyenler vardır ama aydınlar bilirler elbette okumuş olanlar. Bunun üzerine bunun üzerine evet ana dilinden o görkemli Heydar Baba'ya selam şiirini yazıyor. Ana dili çok önemlidir. Ha ve çok da sevimlidir Şehriyar için. Bakın ne söylüyor. Türk'ün dili Şiirin adı bu. Türk'ün dili tek, sevgili, istekli dil olmaz. Sevgili, istehli. Tam Azerbaycan Türkçesinden böyle çevrilir. İstehli de bir anda seven, sevgili demektir. Türk'ün dili tek, yani Türk'ün dili gibi. Türk'ün dili tek, sevgili, istekli dil olmaz. Özge dile, katsam bu dil, bu esil dil esil olmaz. Öz şehrini Fars'a, Ereb'e katmasa şair. Şehri okuyanlar, eşidenler kesil olmaz. Yani çaresiz olmaz. Fars şairi çok sözleri bizlerden aparmış. Bizlerden almış. Sabir gibi bir süfreli şair pahil olmaz. Türk'ün meseli, folkloru dünyada tektir. Han yorganı kend içre meseldir. Kendi içre yani köylerde meseldir. Mitil olmaz. Yani hanın yorganı işe yaramaz olmaz. Han yorganıdır çünkü. Evet. Azer koşunu Gayseri Rum'u esir etmiş. Kesra sözüdür bir bela tarih. Nagıl olmaz deyip devam ediyor. Bu arada Türkiye edebiyatını çok yakından takip ettiği bilhassa tevfik fikreti birinci planda sevdiği Yahya Kemal'i ve Mehmet Akif'i de yakından bildiği bir gerçek. Türkiye'ye evet. hayali sefer diyor. Hayalinden Türkiye'ye gitmiş. Gelmişem nazlı hilal ülkesine. Fikretin ince hayal ülkesine. Akif'in marşı yaşardıp gözümü. Bakıram Yahya Kemal'in ülkesine. Evet yani Türkiye için böyle güzel sözleri var. Çok uzun ama bir iki örnek dörtlük vereyim. Görünür perdesin açtıkça heyal, başta fikretle durup Yahya Kemal. Son edipler sefidir, bak ne cemal, şehriyardan ne ağır istikbal. Yine İslam alemin kaldıracak, imparatori olan Osmanlı, iki heykel yapacak el vererek, biri Türk oğlu, biri İranlı. Bura Jön Türkiye'nin paytahtı yani genç Türkiye'nin baş şehri. Atatürk intihabı Ankara'dır. Atatürk'ün seçtiği Ankara'dır. Sabık İstanbul çok da güzel. İstanbul'du eskiden çok da güzel. Ama Serhet bura nispeten aradır. Yani burası sınırlara biraz uzaktır. Onun anlamı da tabii niye seçilmiş onu da anlamış ve söylüyor. Burada son bir medeniyet yaranıp, ne binalar yapılıp eller var, ne celalelt, ne selabet alemi, Atatürkler kimi heykeller var. Ben de Azer Türk oğlu, konağam doğma karındaşlarıma, demişem ayrı düşen leşlerimi, gedelim vesledelim başlarına. Atatürk heykeline göz dikerek, Birden alkışlayıram Jön Türk'ü, Göz önünde ne tenasüp bilmem, Bir de tesvir edirem Jön Dark'ı. Altına Jön Dark geliyor. Bir başka yine şiir, Türk evladı gayret vaktidir diye bir şiir, Türklerin gayreti Türkiye'de, Kafkas'da gerek, Kaynasın indi İslam'da cihat meydanıdır, Kerbela faciyesi tecdid olur İran'da, Gayretin kaynasa bil ki bu Hüseyin kanıdır. Akif'in şehrine bak gör, Neler etmiş bize küfr, Her gademde kuyu kazmış, Ne de salmış derine, Biz de İslam'a kayıttık da, gelinel bir olak, Türklerin her iki dünyası, Kayıtsın yerine. Evet yani, Türkler Türkçe ile ilgili, Böyle güzel, e, Hem Türkçe hem Türkiye ile ilgili, Güzel şiirleri vardır. Evet e, efendim, e, yine Sehent bir büyük dağdır Azerbaycan'da. Sehent'le ilgili çok o, görkemli ifadeleri den bir örnek olarak okumak isterim. Şah dağım, çal papağım, el dayağım, şanlı sehendim, başı tufanlı sehendim. Başta heyder baba tek garla Grovla karışıpsan Son ipek telli bulutlarla Üfükte sarışıpsan Savaşırken Barışıpsan Göğden ilham alalı Sırrı semavata değersen Hele ağ kürkü bürün, Yazda yaşıl donda geyersen Goradan helva yersen Diye sürüp giden Çok görkemli bir Şiirdir bu şiiri de. Şiirleri çok güzeldir ve anlamlıdır ve şiirlerinde düşünce dünyasını da ortaya koyar. Bununla birlikte yine de söylüyorum belki yani benim görüşüm olabilir belki birçok edebiyatla uğraşanlar da böyle düşünebilir farklı düşünenler de olabilir ama Heydar babaya selam onun şaheseridir ve onun düşünce dünyasını Azerbaycan Türklüğünde o köylerde yaşayan hayatı yani öz hayatı anlamak bakımından çok değerli bir şiirdir. Şimdi bir başka yanı ben de birçok kişi de bu şiiri okurken sanki kendi köylerini ve kendi köylerinde yaşananları, kendi yaşadıklarını yaşıyormuş yeniden, yaşıyormuş gibi olurlar. Evet, ben de Bayburdun Kitra köyünde doğdum, büyüdüm. Tabii ki ben şair olmadığım için hala bir şehriyar olmadığım için böyle şiirler yazamam. Ama onun yolundan giden çok değerli şairler, Şeyder Baba'ya selam şiirini örnek alarak güzel şiirler yazmışlardır. Çok görkemli bir tanımla başlar Heydar Baba'ya selam. Heydar Baba yine söyleyelim. Hoşkena köyünün yanında bir dağdır. Heyder Baba, ıldırımlar şahanda, seller sular şakkıldayı bakanda, kızlar ona saf bağlayıp bakanda, Selam olsun şevketi zelize, Benim de bir adım gelsin dilize. Heyder baba geklikler uçanda, Göl dibinden tavşan kalkıp kaçanda, Bahçelerin çiçeklerini açanda, Bizden de bir mümkün olsa yad ele, Açılmayan yürekleri şad ele. Bayram yeli çardakları yıkanda, Novruz gülü kar çiçeği çıkanda ağ bulutlar köyneklerin çıkanda bizden de bir yad eleyen sağ olsun dertlerimiz koy dik gelsin da olsun heydar baba gün dalıvı dağlasın üzün gülsün bulakların ağlasın uşakların bir deste gül bağlasın yel gelende ver getirsin bu yana Belkemenim yatmış baktım uyana. Yatmış olmak Azerbaycan Türkçesinde uyumak demektir. Yani yatıyor derlerse bu uyuyor demektir. Heyder Baba senin yüzün ağ olsun. Dört bir yanın bulak olsun. Bağ olsun. Bizden sonra senin başın sağ olsun. Dünya gazu kadar Ölüm itimdi. Dünya boyu oğulsuzdu yetimdi. Yani görüyorsunuz değerli izleyicim, bu şiirde sadece insanlar yok. Dağ var. Bulaklar var. Bulak büyük gözelerdir. Yani yerden kaynayan büyük sulara bulak derler. Evet bulak. Bu Anadolu'da da vardı. Şimdi çok kullanılmıyor. Heyder baba yolum senden keç oldu. Ömrüm geçti gelenmedim geç oldu. Hiç bilmedim gözellerin nice oldu. Bilmez idim döngeler var dönüm var. itkinlik var hayırlık var ölüm var. Heyder baba igit emek itirmez. Ömür keçer efsus yani yanıp yakılmak bere bitirmez, çare olmaz. Namert olan öm ömrü başa yatırmaz. Biz de valla unutmarık sizleri. Görenmezsek de helal edin bizleri. Hey der baba, mirejder seslenende kend içine, kent köy demektir Azerbaycan Türkçesinde. Kend içine sesten küyden düşende, aşık rüstem sazın dillendirende yadındadır. Ne hevlesek kaçardım. Kuşlar tekin kanat çalıp uçardım. Heyder Baba, kuru gölün gazları, gediklerin sazak çalan sazları, kent kuşu, payızları, yazları, bir sinema perdesidir gözümde. Tek oturup seyredirem özümde. Heyder Baba, kara cadası, çavuşların geler sesi sadası, kerbelaya gidenlerin gadası, düşsün bu acı yolsuzların gözüne, temeddünün uyduk yalan sözüne. Temeddü, Azerbaycan Türkçesinde ve Farsçadan gelen bir kelime olarak medeniyet demektir. Hani Akif de medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar der ya. Ama burada Akif'in dediği medeniyet ya da şehriyarın söylediği temeddü, medeniyet adı altında medeniyet getireceğiz diye ülkeleri soyan, ülkeleri istila eden, ülkeleri yağmalayan ve kendilerine medeni millet diyen bir takım batı devletlerine bir göndermedir. Yoksa bizatihi temettü ya da medeniyetin sözlük anlamı ile ilgili değildir. Göz yaşına bakan olsa kan akmaz. İnsan olan hancar beline takmaz. Ama heyf kör tuttuğum bırakmaz. Behiştimiz cehennem olmaktadır. Zilheccemiz müherrem olmaktadır. Behişt biliyorsunuz cennet demektir. Yani işte bir takım cahilliklerden ötürü delikanlıların beline hançer takıp işte birbiriyle dalaşması, birbirini öldürmesi filan onun canını yakmış. Onu söylüyor. Sonra şöyle bir biçincilere doğru gidiyor yani orakla tabi eskiden öyleydi orakla ot biçenler ya da ekim biçenler. Ha ben bunu yaşadım o ama harika yazmış. Biçin üstü sümbil biçen oraklar ele bil ki zülfü darar daraklar şikarciler. Bildircini soraklar. Biçinciler ayranlarını çeller. Bir huşlanıp sondan durup biçeller. Heyder baba kendin günü batanda. Uşakların şamun yiyip yatanda. Ay buluttan çıkıp Kaş göz atanda. Bizden de bir sen onlara kıssa de. Kıssamızda çoklu gamu kussa Garınene gece nağıl diyende, külek kalkıp kap bacanı doyanda, de, kurt keçinin şengülüsünü yiyen de, ben kayıdıp bir de olaydım, bir gül açıp ondan sonra solaydım. Yani köylerde bir takım yaşlı bilhassa hanımlar, nağıl yani masal anlatırlar. Ve masalda da işte rüzgar gelir, kapıyı bacayı döver, ve masalın içinde de kurt keçinin şengüllüsünü ya <laughs> şengüllü yani keçinin yavrularından birisinin adı. Ya bunlar bunlar bu dönemde ben de keşke dönüp de yeniden bir çocuk olsaydım, bir uşak olsaydım da şöyle bir gül gibi açsaydım da bir yaşasaydım çocukluğumu sonra yine solsaydım diyor. Yumurtanı göçek boyardık. Yumurtayı boyamak biliyorsunuz. Nevruz'da ya da Türkiye'de daha çok yaygın olan, efendim Hıdır Ellez'de falan yapılan bir şeydir. Yumurtanı göçek yani güzel güllü boyardık. Çakkıştırıp sınanların soyardık, kırılanları soyardık. Oynamaktan bir cam eğer doyardık. Ay özümü o özdiren günlerim, ağaç münüp at gezdiren günlerim. Bir dörtlük daha okuyalım. Ve daha çok dörtlük var ama burada bağlayalım. Heydar baba, nene kızın gözleri, rehşendenin şirin şirin sözleri, türki dedim, okusunlar özleri, bilsinler ki adam geder at kalar, yakşı pistten, yani iyiden kötüden, ağızda bir dat kalar. Ama bakınız ne söylüyor? Türki dedim. Yani Azeri diye bir şey yok. Azeri türkü derseniz olur. Ama Azeri dediğiniz insanlar Sizden bizden hiçbir fark olmayan sadece sadece siyasi sınırlar dolayısıyla arazın ya da işte bazı sınırların doğusunda kalmış insanlardır. Dolayısıyla şu Azeri sözünü de kullanmaktan kaçınalım. Şehriyar Azeri dedim okusunlar özleri mi diyor. Türk'ü dedim okusunlar özleri. Evet, Şehriyar'da Türklük bilinci vardır. Şehriyar'da Türk dünyası bilgisi vardır. Türk dünyasının dertlerini kendisine dert edinen adını koymasa bile sapasağlam bir Türkçü şairdir. 20. yüzyılın en büyük Türk düşünürlerinden birisidir. Şehriyar Bilinmeli tanınmalı, okunmalı. Ve bilmeliyiz ki şehriyar bizim şairimizdir. Yani bu bilinceye ulaştığımız zaman birdenbire Azerbaycan'da ortaya çıkmış bütün şiirler ve bestelenmiş eserler Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, İran, Tataristan, Başkurdistan, Çuvaşistan, Sibirya, Kafkasya alanında dünyanın her yerinde Türkçe üretilmiş olan bütün şiirler, bütün mahnılar, bütün yırlar, cırlar, türküler, şarkılar bizimdir. Bu bilinç birdenbire Türkiye kültürünü de şahlandırır yukarıya doğru kaldırır ve böyle de olmalıdır. Birbirimizin şiirlerinden, şarkılarından mutlaka haberdar olmalıyız. Şehriyarı bilmeliyiz. Evet değerli izleyiciler, bugünkü söyleşimiz de burada tamam oldu. Size Tanrı'dan iyilik diliyorum. Sağlık diliyorum. Güzel güzelliklerle dolu, başarılı ve uzun bir dirlik diliyorum.